Şimdi gelelim İstanbulluların taksicilerden şikayetlerine. Bakın 11 ayda 60 bin şikayet yapılmış taksicilere yönelik. Çok güzel bir rakam. Niye? Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gurur mu duydunuz? Ben çok teşekkür ediyorum. Demek ki biz medyanın dediği gibi öyle bir algı yapıldı ki 60 bin şikayet dediniz, doğru mu? Evet. Bunu da az mı? Ya günde biz 230 bin kişi taşıyoruz bakın. Günde? Günde evet. Sadece İstanbul'da mı? Sadece İstanbul'da. 230 bin sefer o taksimetreye basıyoruz. Kişi sayısı artık 1 ile 4 arasında değişiyor. 11 ayda hemen hemen 230 milyon sefer biz taksimetreye basmışız. 230 milyonda 60 bin tane şikayet, inanır mısınız? Çok çok güzel bir rakam. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gururla bu işleri yapmışlar. Peki şunu söyleyeyim aynı zamanda, ben İBB'yi de kınayacağım. Niye? Neden kınayacağımı söyleyeyim. Madem ki bir sektörün şikayet oranını belirteceksiniz, o zaman metrobüslerin de, işte otobüslerin de şikayet oranları yüzde kaçmış, falan. Dolmuşların hepsinin. De hepsininkini de metrobüste şey daha fazladır, ondan eminim. Evet. Yani bunlar resmi şikayet. Bu 60 binin, evet. 60 binin gelen şikayetin, dikkat edin, medyada bir algı yaratılmaya çalışıyor. Taksiciler dolandırıcı, taksiciler şucu bucu diye bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu 60 bin gelen şikayetin %57'si, %57 oranında sadece kısa mesafe almama. Yarısından çoğu kısa mesafeyle alakalı, evet, şikayet. Evet. O da büyük bir sorun aslında ki kısa mesafeye bir çözüm getirmişlerdi. Çözüm getirdiler. Çok ciddi bir yaptırımı var, cezası var kısa mesafe yolcu almamanın. Ben arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Biliyorsunuz ki bizim can güvenliğimiz yok. Bilhassa gece çalışan arkadaşlarımız. Nasıl yolcuların bizi seçme hakkı varsa, bizim de yolcuları görünüşlerine bakıp alma hakkımız var. Eğer o yolcunun şeklinden, şemalinden beğenmediysek zaten durmuyoruz. Yani biz beğendiğimiz yolcuyu alıp götürmek zorundayız. Beğenmediğimiz yolcuya da kesinlikle durmuyoruz. Evet. Anlatabildim mi? Yani siz seçiyorsunuz. Geceliğin seçmek zorundayım. Tipine göre. Şekline göre, tipine göre. Geceliğin seçmek zorundayım. Nihat'a evet, çiğ. Tabii olumsuz olaylar da yaşanıyor. Ama ben Türk Ceza Kanunu'na bir madde eklenmesini ve nitelikli dolandırıcılıktan bu kişilerin yargılanıp hapis yatmasını rica edeceğim. Devlet yetkililerinden. Nitelikli dolandırıcılık. Nitelikli dolandırıcılık. Çünkü Fransa'da aynısı var. Geçenlerde hatta bir haber vardı. Ticari taksi şoförü müşterisini dolandırıyor. O dediğiniz gibi fazla 20 liralık yere 100 lira alıyorlar, şunu oluyor, bunu oluyor. 8 ay hapis cezası verdiler. Bizde nedir bu işin yolu? İşte TÜDES kapsamındaki kartını, ceza puanını işliyor. Sadece idari ceza veriyor. İdari ceza veriyor. Adli bir ceza yok mu? Adli bir ceza şu anda yok. Yani taksiciler istediği gibi dolandırsın vatandaşı. Adli bir ceza almıyorlar. Adli bir ceza yok. O zaman siz taksici olarak diyorsunuz. Gelin, evet, bizim içimizde dolandırıcılar varsa, evet, Türk Ceza Kanunu'na özel madde ekleyelim. Nitelikli dolandırıcılıktan yargılansın. Yargılansınlar, hapis yatsınlar, bu kadar. Evet, bakın, bu önemli bakın bir çağrı. Evet. Bir taksi şoförü yapıyor bu çağrıyı. Evet. Evet. Peki şimdi, çünkü onlar yüzünden biz de kirleniyoruz. Evet.